Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Muhammed Can arkadaşlar. Bugün çok güzel bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bir dahaki videomuzda bir kulaklık daha inceleyeceğiz. Bugün arkadaşlar Trendyol'da satılan 450 TL'ye alınan yani güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Ben geldiği an sevinçten açtığım için şöyle göstereyim. Şöyle taktık. Şöyle kutusunu şöyle göstereyim ilk önce. Trendyol'da 450 TL'ye gayet güzel ve ucuz. Yani şöyle akıllı saatimiz şöyle bir şey. Arama yapıyor. Fakat arkadaşlar arama yerinde numaralar olduğu için onu gösteremeyeceğim maalesef. Şimdi arkadaşlar şunu bir takalım şöyle. Bu arada arkadaşlar saatimiz 45 ile 41 milimetre ile aralığında değişiyor boyutu. Mesela bu saatimiz arkadaşlar 45 milimetrelik bir saatimiz bizim. Şöyle yazıyor zaten kameraya göstereyim. 45 milimetre ile 41 milimetre arası Çin'de üretilmiş. Adım sayıyor arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber göstereceğim. Şöyle açıyorum arkadaşlar. Bakın evet. Açalım. Açık. Şöyle nasıl göstereceğim ben kameraya bilmiyorum ama ben bir göstereyim arkadaşlar. Mesela şu an arkadaşlar arayüzü böyle. Gayet kamera odaklıyor mu? Gayet güzel. Şimdi arkadaşlar buradan nabız ölçüye girelim. Şöyle takalım. Bir dakika. Şu an ölçüyor herhalde. Bileğimize mi koyacağız? Evet. Bakın bileğe koyduğumuz an arkadaşlar. El bileğine koyduğumuz an şöyle göstereyim. Bir dakika göstereceğim. Bir dakika arkadaşlar. 80. 79. Kalp atışım arkadaşlar. 74. Düşüyor hala. Öyle 72 öyle ölçüyor. Çıkalım buradan. Arama yapıyor arkadaşlar. Konum gösteriyor. Adım sayar var. Koşu. Mesela arkadaşlar her türlü bir yani spor var. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 tane arkadaşlar spor dalı var mesela. Mesela futbol oynayacaksanız futbola basıyorsunuz arkadaşlar. Şu an mesela futbol oynuyorsanız arkadaşlar kaç adım attığınız, kalp atışınız falan onları gösteriyor. Ben bunu durduracağım. Böyle. Gayet de güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Mikrofon falan var. Konum gösteren var. Kayıt yok yazıyor ama konum gösteriyor arkadaşlar. Bu arada en güzel yanı arkadaşlar derslerde mesela akıllı saat arkadaşlar çok önemli. Nedenini şöyle göstereceğim. Neden arkadaşlar bu akıllı saati alacaksınız? Matematik derslerinde mesela hesaplama yapacaksınız. Böyle göstereyim. Mesela 23 çarpı 3 yazalım. 23 çarpı 3. Şöyle yazalım. 23 çarpı 3 eşittir 69. Bakın. Çok güzel yazıyor. Gösteriyorum. Gayet güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Ben beğendim. Burada kapatıyorum. Mesela telefon bul. Hava durumu yazıyor. Mesela şu an İstanbul'da 18 derece sıcaklık. Ev sıcaklığı falan gösteriyor. Gayet güzel arkadaşlar. Ben beğendim. El feneri de var. Bakın arkadaşlar. Mesela şu an kamerayı bir kapatayım. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın el feneri de var. Şu an görüyorsunuz. Işığı açayım. Tamamdır. Mesela arkadaşlar. Bir yere gittiniz arkadaşlar. Akşam karanlık. Işığı göremiyorsunuz. Şöyle ışığı kapatayım ben bir daha. Kapattım. Şimdi evet arkadaşlar görüyorsunuz şu an beni değil mi?
Fener'i açtım. Bakın şu an beni görüyorsunuz. Fener böyle bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel beğendim ben bu akıllı saati. Yani gayet tavsiye ederim de. Müzik dinleme bile var. Tabii ki de açmayacağım. Ansızın telif yiyebilirim. Telif hakkı var. Olmasaydı açarım. Sıcaklık falan gösteriyor burada. Arama yapıyor. Nabız ölçüyor. Arkadaşlar bakın şifre diyor. Şifre değil, şifre bile koyabiliyorsunuz ya. Böyle bir akıllı saat yok. Arkadaşlarım mesajlaşma uygulamalı. Mesajlar falan filan var. Sonra müzik dinleme var. Koşu var. Yürüyüş, binicilik. Öyle çok güzel aktiviteler de var. Mesela arkadaşlar ben bu akıllı saati beğendim. 450 TL değil de 800 TL bile verebilirim bu akıllı saate ya. Arkadaşlar en çok sevdiğim bu akıllı saatteki özellik ne biliyor musunuz arkadaşlar? Geliyor. Bakın. Şu an beni görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu özelliği çok güzel. Işık. Şarjı nereden takılıyor onu tam bilmiyorum ama şurada arkadaşlar bir kapağı var. Ya da yanından mı takılıyor tam hatırlamıyorum. Yani geldiğinden beri arkadaşlar hiç yapmadığım için tam bilmiyorum. Şurada bir mıknatıs yeri var. Buraya arkadaşlar şarj yuvarlak. Şöyle takıyorsunuz arkadaşlar. Böyle şarjda bekletiliyor ya da. Bakın bu da bileklerinize göre ayarlanıyor, takılıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Beğendim. Arayüzü falan da çok iyi. Mesela BT kal diyor. Telefonunuza bağlayın diyor bakın. Bakın. Şurada BT kal diyordu. Bakın. BT kal şurada diyor. Bu da gayet güzel. Mesela burada müzik var. Parlaklığı ayarlayabiliyorsunuz. Parlaklık şöyle iyi. Saati gösteriyor. Şarjımız mesela %60. Onu bile gösteriyor. Mesela kronometre bile var ya. Şimdi başladı kronometre şöyle. Sıfırlanmış. Arkadaşlar yani korkmayın. Suya dayanıklı bu. Niye böyle oluyor ya? Arkadaşlar suya dayanıklı gayet. Uyku falan var. Günde kaç saat uyudunuzu. Yani arkadaşlar suya ve toza karşı dayanıklı diyebiliyorum. Bu arkadaşlar Frosted Silver. Bu arkadaşlar saatimiz 45 milimetrelik bir ekrana sahip. Gayet güzel arkadaşlar toza karşı ve suya karşı arkadaşlar su tahliye tuşu var. Arkadaşlar mesela su kaçtığı an şuradan bir yerden su tahliyesi yapıyor. Mesela bakın bugün arkadaşlar çok güzel bir adım atmışım. Bugün arkadaşlar toplam 456 kilometre yol yürümüşüm. 6898'de adım atmışım. Gayet güzel bir akıllı saat arkadaşlar. Siz de bu tür inceleme videoları istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Diğer videomuzda da arkadaşlar ne yapıyoruz? Xiaomi'nin kulaklık inceleme videosunu çekeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.